İzlemiştim ama sizinle paylaşmak istiyorum. Hani onun üzerine de isterseniz sesli konuşalım lütfen. Güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyor. Yorgunluk elbet geçip gidiyor. Yorulsak da. Bugün çok yorulsak bir gün fazla işimiz olmaz, dinleniriz. Ama gürültüsüz, patırtısız bir hayatımız var en azından. Yani vakit gerçekten güneşin altında güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyorsunuz ya. O zaman insan yaşadığının farkına varıyor. Bir gün yaşadım diyor. Ama şehirde odanın içindesin. Ancak güneş pencereyi geçince fark ediyorsun vaktin geçtiğini. Ama burada bilmiyorum, biz bazen gölgelere göre, aha gölge buraya gelmiş, vakit geçti. Hadi işte davar güdülecekse davar güdülsün, iş yapılacaksa ona göre haydin geç kaldık ya da vakti ona göre mesela. Yani insan günü güneşe göre yaşıyor, gün yaşadım diyebiliyor. Keyfine göre hareket etmek ister insan ama o her zaman olmaz. Elbette olur yani insanın hiçbir istediği olmasa zaten umutsuz bir yaşam olur. Ama her zaman da bu olsun, şu olsun, şu olsun nefis peşinde de koşulmaz. Ve hani bu ilkel bir felsefe düşünce değil bu. Yani karnın doyuyorsa, sevdiklerin de yanındaysa gerçekten mutlu bir insansındır. Bu yani. Eşim rahmetli oldu. Artık insan bir yerden sonra anlıyor ki hani ne kadar mevki ya da makam, bilgi sahibi olursan ol, sevdiğin şey ya da iş yapamıyorsan ya da sevdiğin insan yanında değilse hani yanındakiyle mutlu olmayı öğrenirsin ve bütün zamanı yandakine ayırıyorsun ve benim de berrah her şeyim. Şimdi çocukların hayatı dur demeden yaşayabilmesi var bir. Hani Berra'ya ben dur demek istemiyorum. Hani kendine zarar vermeyeceği bir şey yapıyorsa hiçbir zaman dur demek istemiyorum. Toprakla mı oynuyor? Çamurla oynar. Çamurla ellerini boya yapar. Ellerini yüzüne yapar. Şu tencerelerin karası var ya. Dün elini şöyle yaptı, gösterdi bana. Elinin için farklı olduğunu. Yani çocuk bunu doya doya yaşadıktan sonra, mutlu olduktan sonra ileride de o çocuğun hani bir sağlık, psikoloji, bunalım sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Evet, ayakkabı giymeden yürümeyi seviyor. Toprakla zaten temas etti miydi? O daha huzurlu, daha mutlu. Hani bir şekilde insan artık olana, olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedi. Şimdi sevgili arkadaşlar, bununla ilgili olarak belki çok farklı bakıyorsunuz ama ne mezun olduğunu bilmiyorum. Eğitim düzeyinin de ne olduğunu bilmiyorum ama sonuçta bir yüksek lisans, bir üniversite, bir lise değil belli. Ama asıl şunu söyleyeceğim. Hayat felsefesi, Kayahan demindeki çok dar bir görüş, bence çok zengin bir görüş. Niye geliyoruz ki hayata? Niye dünyaya geliyoruz? Niye yaşıyoruz? Neden çoluk çocuk sahibi oluyoruz? Bu hayatın anlamı ne? Felsefi olarak bir yıl sorular sorabiliriz. Neden dünyaya geliyoruz? Bu soruyu sorar sorma zaten başka bir şey arayışa başlıyorsunuz. O neden sorusunun yanıtlarını veriyorsunuz. Sormayabilirsiniz de. Hazır reçeteleri de, hazır fikirleri de, hazır inançları da kabul edebilirsiniz tabii. Ama insan sorar. İnsanı hayvandan ayıran tek özellik o sorması. Sorması yetmiyor, yanıtlar bulması. Yanıtlar bulması da yetmiyor, bulduğu yanıtları yeniden sorgulaması. İnsanı insan yapan bu. Sürekli devinim, sürekli gelişmenin temel nedeni de insanın sorgulaması aslında. Ben bu kadının çok olduğu izleyeli, dün akşam Gülşah atınca bir kez daha bugün paylaşmak istedim sizinle. Ama basit ama anlamlı, basit ama derin, derin ama aynı zamanda hayatın çok basit bir özeti. Sayfalarca kitapla, sayfalarca, saatlerce konuşmayla anlatamayacağınız, anlatmak istediğiniz bir şeyi o kısacık şeyi arasında çok özlü bir şekilde anlatmış. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Önce onu söyleyeyim.